Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl anma etkinliklerinde Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkarak hain darbe girişimine karşı ortaya koyduğu destansı direniş vurgulanacak. Etkinliklerde 15 Temmuz gecesi Türk milletinin cesaret ve kararlılığıyla tarihe altın harflerle kazınan milletin zaferinin, aynı zamanda demokrasinin, milli iradenin, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin, istiklal ve istikbalin zaferi olduğu anlatılacak. Etkinliklerle 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliğini ziyaret edecek. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde ise Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda millete seslenecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca 14 Temmuz Pazar günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Destanı Milletin Zaferi Fahir Atakoğlu konser programı gerçekleştirilecek. 16 Temmuz'da ise Ankara'da 15 Temmuz Milletin Zafer Destanı başlığıyla panel düzenlenecek. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içinde ve dışında 360 derece iletişim kampanyası yürütülecek.